Reklamların ardından efendim konuğum da Sürütüo'daki yerini aldı. Şekeroğlu Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Şekeroğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür nasılsınız? Ediyorum. Çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim zaten söylediniz Necmettin Şekeroğlu. Şekeroğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyorum. Ee, yaklaşık e, 20 yıldan beri hı hı. E, baharat sektöründe daha sonra işte kahve sektöründe çalışıyoruz. Evet. Nasıl başladınız peki içeride konuşurken de evet. biraz önce? Hani 15 metrekare yerden başladım dediniz. Evet. Küçücük bir, oradan bir öğrenmek ben, istiyorum burada. Ben az daha geriye gideyim. Ben marangoz olarak Aha. başladım hayata. Aha. Esas marangozum inşaatlarda doğramacılık, kalıpçılık işleri Aha. yaptım. Daha sonra bir 5 yıllık marketçilik deneyiminden sonra Kilis'te 20 metrekare 15-20 metrekare Aha. bir baharatçı dükkanında yaklaşık 10 e, yıl kadar e, baharatçılık yaptık. Hı hı. E, sektörün içerisinden geliyoruz. E, ata dede mesleğimiz. Hı hı. E, amcamızın da mesleğiydi bu. E, ben ikinci kuşağım. Şu anda üçüncü kuşaklar bizim yanımızda. ve Hatta torunum Enes dördüncü kuşak olarak e, aramıza katılmaya hazırlanıyor. Evet şimdi tabii <laughs> hemen söylemek istiyorum. <laughs> Enes Zeminciğoğlu, e, Necmettin Bey'in torunu. Hem sağ kolunuz ha. gibi anladığım evet. kadarıyla evet. dede Torun ilişkiniz, evet. hem menajeriniz birlikte de çalışıyorsunuz. Şimdi o mutfak bölümümüzde bizim için çiğ köfte yapacak. Evet çiğ köfte yapacak. Hemen yapalım. ondan bir bahsedelim. Enes çiğ köfte yaparken bir sohbetimize devam edecek. Sizin kendi ürününüz. Or oradan başlayalım o zaman. Ee, oradan başlayalım o zaman. <laughs> bizim çiğ köfte setimiz var. Hı hı. Bütün ürünler, bütün ihtiyaç olan malzemeler bir kutunun içerisinde. Biz bunu yaklaşık 2003 yılından beri satıyoruz bu ürünleri. Türkiye'de, ulusal ve yerel zincirlerde, hı hı. Avrupa'da tüm Türk marketlerinde e, tüketicilerimiz bulabilirler. Çok pratik bir ürün. Her şey içerisinde. Harika. Yani baharatı... Yani harç olarak harç içerisinde. Olarak. Hı hı. Salçası, eldiveni, oh. nar, ekşisi, nar ekşisi kutunun evet. içerisinde. Bunu boşaltıyoruz. Evet. 10 dakika içerisinde hazırlıyoruz. Çok pratik. E, ve e, çocuklar bile yapabilir bu çiğ köfteyi. Oh harika. Ee, toplam 15 dakika bir zamana ihtiyacımız var. Biz konuşurken Hı -hı. o yapılacak. Ee, hanımlar makarna bile yapamazlar 15 dakikada evet. belki. Şimdi Ama biz kendilerine çiğ Enes köfte. Enes bu kadar kısa sürede bize e, çiğ, köfte çiğ köfte yapacak. Yapıp, Herhalde programımızın e, sonuna doğru da tadar orta, mıyız Enes? Ortalarında. Tabii. Programın ortalarında tadacağız Hı -hı. inşallah. Peki o zaman Sıra e çiğ köfte kolay setiyle Hı -hı. sıra çiğ köfte markasıyla hem Türkiye'de hem Hı -hı. Avrupa'da e, yayın e, satışta e, şu anda ekranda da e, evet, yeni ürünümüz e, Hı -hı. geldi. E, küçük aileler için 135 gramlık yani bunun üçte biri kadar bir ambalajda Hı -hı. çiğ köfte setlerimizi, harcımızı pardon. Hı -hı. Çiğ köfte harcımızı tüketiciler bulabilecekler. Küçük aileler ve öğrenciler için özellikle hazırladık. Harika. Tek tek onu al bunu al uğraşacağına evet. dediğiniz gibi 15 dakika da şimdi görüyoruz yani har, zaten. Harcımızı boşalttı bakın evet. e, ekranda gördüğünüz gibi. sıcak su 3 koyuyor. bardak ılık su Ilık koyuyor. Su. E, tarifini de yapmış olalım Aha. tüketicilerimiz için. 3 bardak ılık su koydu ve onu karıştırıp 10 dakika bekletmeye alacak. Hmm. 10 dakika bekledikten sonra salçasını, nar ekşisini Eksinecek. koyarak Aha. yoğurmaya başlayacak. Gerçekten çok kolay. Çok pratik evet. Evet, vallahi harika. Tamam, ee, bekliyoruz. Ee, Biz sohbetimize, ne, sohbetimize dönelim. sohbetimize devam edelim. Peki, Şekeroğlu Şirketler Grubu'ndan bahseder misiniz? Evet. Şimdi Şekeroğlu e, Baharatçılık Gıda Sanayi Limited Şirketi olarak 1999 yılında organize sanayide başladık. 500 metrekare alanda başladık. 7 kişiyle başladık. Hı hı. E, fakat bugün e, 22 yıl sonra e, 15 bin metre alanda, 10 Maşallah. bin metre kapalı, kapalı alanda e, fabrikamızda yaklaşık 150 kişi çalışıyor. Harika. Toplam diğer şirketlerle beraber, e, satış pazarlama grupları, perakende mağazalarıyla beraber toplam 350 kişilik bir e, e, ekibe sahibiz. Hı -hı. E, böyle e, geniş bir ekiple çalışıyoruz. E, üretim çeşitlerimiz çok fazla. Hı -hı. Baharatçıyız, baharattan başladık. Evet. Baharatçılığımız devam ediyor. Fakat bizi yöresel ürünler biraz o tarafa doğru... E, Evirdi daha çok böyle yöresel ürünler, kahveler, işte çiğ köfte setleri, çerez tatlıları, nar ekşileri gibi böyle yöresel ürünler bizim ürün gamımızı oluşturuyor. Evet. Peki bu kurumsal firma olma yolunda çalışmalarınızın ne olduğunu ben biliyorum. Evet. Bunlardan da bahseder misiniz? Şimdi küçük bir şirketi yönetmek çok kolay. Hı -hı. Yani ...15-20-30 çalışanı yönetmek hı hı. çok kolay. Fakat işler büyüyünce... ...şirketler çoğalınca... E, ...profesyonellerle çalışmak zorundasınız. Hı hı. Biz kurumsallaşmaya... ...en az piyasadaki satışımız kadar... ...önem veriyoruz. Çünkü kurumsallaşmayan firmaların... ...yarın e, yok olacaklarını biliyoruz. E, onun için biz... E, ...gerekli adımları atıyoruz. E, ve şu anda biz... 3 ayrı danışmanla çalışıyoruz. Hı hı. Hem marka danışmanımız var... Hem yönetici danışmanımız var, hem kurumsal danışmanımız var. Bunlar bize sürekli dışarıdan hizmet veriyorlar. Hem bizlere eğitiyorlar, hem personelimize eğitiyorlar. Bizi geleceğe hazırlıyorlar daha doğrusu. Yani biz biliyoruz sanıyoruz bu işleri fakat onlardan bilgi aldıkça onlar bize işletmeciliğin nasıl olduğunu, kurumsallığın nasıl olduğunu bir firmanın nasıl yönetilebileceğini öğrettikçe ne kadar az şey bildiğimizi de Hı -hı. bilmiş oluyoruz böylece gerçekten onlardan çok istifade ediyoruz. Bizi tam anlamıyla geleceğe hazırlıyorlar. Harika. Ee, peki küçücük bir yerden büyük bir yere bu buradaki başarının sırrı sizce nedir? Şimdi e, birincisi çok çalışmak. Hı -hı. İkincisi güven oluşturmak. Hı -hı. Eğer e, Sabancı'nın bir sözü var rahmetli. Onda rahmetle analım. Hı hı. Ya işinizi sevin diyor ya da sevdiğiniz işi, i̇şi yapın, yapın diyor. Çok doğru, evet. Biz işimizi çok seviyoruz. Hı hı. Ürünlerimiz bizim çocuklarımız gibi. Hı hı. Şimdi bahsedeceğiz o birazdan. O kadar kıymetli ürünlerimiz. Hı hı. Çünkü el bebek gül bebek bunların her birinin bazılarının birkaç ay, bazılarının birkaç yıl Arge çalışmaları var. Çünkü ayrı ayrı departmanlarımız oluşmuş durumda şu anda. Arge departmanımızda 2-3 tane mühendis çalışıyor. Ee, satın alma, planlama, bilgi işlem bir sürü birim var beyaz yakalılar dediğimiz. Bunlar çalışıyorlar. Ee, çok çalışmak. İşimizi çok seviyoruz, Hı -hı. çok çalışıyoruz. İkincisi işinizi dürüst yapacaksınız. Bir laf var piyasada Der, derler ki işte şimdi iyi yapıyor ama işler biraz düzelince bozuyor. Veya hani derler ya tadını bozmuş. Hı -hı. Biz inanın hiçbir zaman fiyat bazlı çalışan bir firm olmadık. Olmadık. Biz kalite bazlı çalışan bir firmayız. Ürünümüzün kalitesinden asla ödün vermeyiz. İster 1 e, liraya mal olsun, ister bir 1,5 liraya mal olsun. E, öncelikle kalite, kaliteden ödün vermeden müşterilerimiz zaten şeker ol deyince akla kalite gelir. Kendilerine ben program sonunda hı hı. teşekkür edeceğim ama hı hı. yeri gelmişken Buyurun. bizi bugünlere taşıyan, ürünümüze güvenle alıp tüketen Tüm tüketicilerimize ben teşekkür ediyorum. Evet. Bizi gerçekten onlar taşıdılar buralara. Ben hepsine minnettarım buradan. Evet, peki. Menengiç kahvesi denilince de hakikaten aklı ilk Şekeroğlu geliyor. Evet. Şu, bu hikayeyi anlatır mısınız Menengiç kahvesi? Şimdi Menengiç kahvesi... Neden sizinki akla geliyor? Şöyle, Menengiç kahvesi geçmiş yıllara dayanan, hı hı. tarihçesi geriye dayanan bir ürün. Fakat bakın şu anda getirmemişim bile Hiç, macun şimdi. kıvamında ha, ha, ha. macun değil. öncesi. Tamam öncesi. Ha, bir öncesi. Çünkü evet. biz menengiç kahvesine çağ atlattık. Menengiç kahvesinin formunu değiştirdik. Hı. Nasıl? Ee, klasik menengiç kahvemiz var evet. macun kıvamındadır. Onu klasikçiler alır sever ve içerler afiyet olsun. Ha, ha. Ona saygı <laughs> duyarım devam ediyor. Ha. Fakat biz bir baktık ki menengiç kahvesini fuarlara taşıdık. Tadımlar Hı. yaptırdık. Hı. Hı. Önü açılmıyor ürünün bir türlü. Yani yapması zor, zor hazırlaması zor olan bir ürün ee, geleceğe bizi taşımayacak bir ürün olarak gördük. Bunun ya hazır hale getirilmesi lazım ya hazır toz haline getirilmesi lazım. Biz 2-3 yılımızı verdik bunun için. Hı hı. Hem üniversiteler Gaziantep Üniversitesi ile hem TÜBİTAK'la bir arada çalışmalarımız sonucunda menengiç kahvesini sıvı formdan Toz forma taşıdık hmm. patentini aldık şu anda evet. şeker onun patenti altındadır toz haline getirilmesi hı hı. ürünü toz haline getirdikten sonra ürünün önü açıldı çok evet. şükür. Çünkü artık Türk kahvesi gibi herkes çok kolay yapabiliyor Türk kahvesi nasıl yapılıyor hemen bir kaşık alıyorsunuz evet. cezveye koyuyorsunuz bir taşım kaynatıyorsunuz Türk kahveniz hazır. hazır. Türk kahvemiz de var zaten evet. burada, hmm. ekranda da var şu anda. <laughs> Aynen menengiç kahvesi de böyle. Hı -hı. İçerisinde ölçeyi var. Evet. Bir kaşık alıyorsunuz cezveye koyuyorsunuz. Türk kahvesi yapar gibi. Türk kahvesi Hı -hı. yapar gibi hazırlıyorsunuz ve lezzetinden hiçbir şeyi kaybetmeden bugün kafelerin bugün e, büyük kahve dünyalarının yani büyük kafelerin menülerine girdiyse menengiç kahvesi. Evet. Bu Toz formundan dolayı girmiştir. Hmm. Kolay tüketimden dolayı. Daha pratik dolayı. yani hem de. Hatta bir adım daha attırdık Aha. biz bimenengiç kahvesine. Evet. Şimdi bunu cezvede hazırlıyorlar evet. tüketicilerimiz. Fakat bu da zor. Yani her yerde cezveydi fincandı Aynen, bulamıyorsunuz. artık kahve makineleri Daha var. pratik şeyler işte Kahve makinelerinde yapılabiliyor. Harika. İyi hatırlattınız. <laughs> Arkasında kahve makinesi hmm. işareti var evet. zaten. Ürün. Tamam. Kahve Çünkü bazıları yapılmıyor öyle yapılıyor Aynen. ürünümüz bu rahatlıkla. Yapılıyor. <laughs> fakat bunu da kolaylaştırmamız gerekiyordu Aha. fincana dök sıcak suyu çek Aa, çalışanlar için iş yerinde bu o kadar çok rahat harika yolculukta İş yerinde ofiste Aha. nerede isterseniz hmm. tek içimlik pratik menengiç kahveleri hemen şeyi hatta kettle'da sıcak su verirlerse Hastal, evet tam birazdan gelecek evet sıcak su isteyelim. Tamam, ee, Biz rata. hemen burada menengiç kahvemizi... Hadi bir deneyelim, peki. Bir yapalım. Siz daha <laughs> önce içmiş hayır miydiniz? hayır Kahveye hiçbir zaman hayır demem ben. Öyle evet. mi? Evet. Menengiç kahvesi e, gerçekten e, milli içeceğimiz. Evet. Hazır, e, elin hazır kahveleri çark çalıyor piyasada. <laughs> yani bizim milli içeceğimiz... Bir de bunun ham maddesi de bu hudayın abit bir bitki. Allah'ın insanlara vermiş olduğu mucize bir bitki. Bu ekolojik olarak yetişiyor. Yani ekimi yapılmıyor. Doğada ekolojik olarak var. Sadece hasadını yapıyoruz. Hı hı. Yani Allah'ın insanlığa vermiş olduğu mucize bir bitki. Ee, bundan dolayı menengiç kahvesi. E, belki soracaksınız ama çok faydalı bir içecek. Evet evet biliyorum anlatabilirsiniz ama tabii ki faydaları çok gerçekten de menengiç kahvesi. Menengiç kahvesini hem yapalım. Tamam. E, hem anlatalım. <laughs> böyle Menengiç kahvesi şimdi sohbetimizi şeyi... böyle kahveyle şahlandıralım evet, kahveyle. o zaman. Evet <laughs> kahveyle. Bakın e, evet çok şey, pratik ürünü boşalttık. Tamam. Bir tane de size yapayım. Beraber içerim inşallah karşılıklı. <laughs> Hazır Çünkü... kolay da menengiç kahvesi yapıyoruz şu anda. Evet, hem de canlı yayında, evet, stüdyoda. Evet, bu kadar kolay. Sadece evet. sıcak suya ihtiyacımız var ve kahveye ihtiyacımız var. Sadece de sıcak su. Tamam. Evet. Sıcak suyu da geldi, evet. Doldurduk ve menengiş kahvemiz hazır. Harika. Kaç saniye? 20 saniye. O kadar. Bu o kadar. kadar gerçekten. 20 saniyede menengiş kahvemiz hazır. Çok teşekkür ederim. 20 saniyede menengiş kahvemiz hazır. Evet, tamam. ee, menengiş kahvesini içerken menengiş kahverin Faydalarından da bahsedelim. Evet bahsedelim. Mucize bir bitki dedik. Gerçekten özellikle üst solunum yollarına, Hı -hı. öksürüğe, balgam sökmeye ve mide ağrılarına çok iyi geliyor. Hı -hı. Özellikle kış günleri en az günde iki fincan menengiç kahvesi öneriyoruz. Hı -hı. E, antiseptik özelliği var. E, vücudu koruyor. E, ayrıca doğal bir içecek. Evet. Çok Doğal güzel. bir. Ben şu anda tadına baktım. Baktınız. Gerçekten de kıvamı, tadı çok güzel. Hani burada 20 saniyede yaptığınız bir kahve gerçekten lezzetli. Evet. Ee... Ve tam ben şimdi tüm kahvelerimi şekersiz içiyorum. Evet. Tatlı da gelmedi tam kıvamında. İsteyenler şeker ilave edebilir. Tabii İsteyen ki. şeker ilave eder çok önemli bir özelliği var. Kafein içermiyor. Hmm. Menengiç kahvesi kafein içermiyor. Hmm. Kafeinin kafein kafeini e, tüketmek istemeyen çok ciddi bir miktarda e, tüketicimiz var. Hı hı. Özellikle e, hamile bayanların Evet. özellikle hamile bayanların e, gerek emzirme döneminde gerek lohusalık döneminde kafein almamaları gerekiyor. Evet. Bu e, Ya da kafeine karşı hassas uzak, olan insanlar var. Kafein almak istemeyenler evet. menengiş kahvesini tercih etsinler edebilirler. Çok sağlıklı bir içecek. Çok güzel tadı bu arada. Ee, gerçekten Menengiç kahvemiz hem online satış sitemizde hı hı. hem Avrupa'daki tüm Türk marketlerinde. Harika. Türkiye'deki ulusal ve yerel zincirlerde eee Menengiç kahvemize hatta diğer ürünlerimize ulaşabilirler. E, Menengiç kahvesi tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Şimdi hemen Menengiç'in yanında Ruby çikolatalı İçerdiği kahve var. İçerdiği E vitamini sayesinde Aha. kalp ve damar rahatsızlıklarına çok Menengiş. iyi geliyor. evet Evet, Menengiç kahvesi. Ruby çikolatalı kahve, o nereden çıktı? Onu, e, onu da ilk siz bu, yaptınız sanırım. Bu, bu bizim son çocuğumuz. Aha. Yani son demeyeyim de, ha, şimdilik son değil. Şimdilik, evet, en, şimdilik. Son gelen en son görelim. En son diyelim, ee, son. Şimdi Dibek kahvesi Osmanlı kahvesinden sonra... Ee, Ruby kahve, Ruby çikolatalı kahve ürettik. Ruby çikolatalı kahve e, Ruby çikolatasından bahsedeyim biraz ben önce. Hı -hı, evet. Ruby çikolatasını e, tüketicilerimiz bilebilirler. Bu bir Belçika e, çikolatası. Dördüncü e, 4. nesil bir çikolata. Hı -hı. Yani sütlü çikolata, bitter çikolata, e, beyaz çikolatadan sonra Bu arada Enes e, hazır sanırım değil mi? Baharatı Enes, mı koy? E, salçayı. Kameramız görecek koyacak. mi e, orayı? Çiğ köftemiz hazır mı? Oh. E, e, çiğ köftemizi yoğurmuş. Hah, en Yo, son şu aşamayı şu an, da görelim diye kestim. Siz hemen devam edeceğiz. E, şu anda salçasını ve nar ilave ediyor. Evet. Çünkü ıslanma dönemi dediğimiz 10 dakikalık. Rengin güzelliğine bakar mısın? 10 dakikalık ıslanma dönemini atlattık. E, şimdi e, salçayı, nar oh. koyarak bir 5 dakika yoğuracak. Ondan sonra ve şekil biz verecek. E, şeklini verecek. Harika. Ve masaya gelecek. Harika. E, onu da görecek tüketiciler. Evet harika. Valla yani, evet devam 15 ediyorum. dakikada pratik çiğ köfte diyoruz biz. E, sıra çiğ köfte setiyle yapıyoruz bunları. Evet. E, çünkü çiğ köfte setimiz sıra markalı. E, çok pratik. Çok beğeniyor tüketicilerimiz. Harika. Peki geldiğinde son halini göreceğiz. Ruby'den bahsediyordunuz. 3 çeşit çikolatadan sonra evet. e, Belçika'da bir firma Ruby çikolatasını Hı -hı. üretti. Onlar Ruby çikol çikolatayı ürettiler. Biz de Ruby çikolatasından ilk olarak Türkiye'de belki de dünyada e, ilk Ruby çikolatalı kahve ürettik. Hı -hı. E, çok harika bir e, tadı var, çok e, e, hoş bir kokusu var. E, Ruby çikola çikolata aromalı değil kahvemiz. Kendi parçacıkları Oo. var içerisinde Ruby çikolatalı. Hatta e, bunu da biraz önceki söylediğim formda tüketebiliyorlar. Aynı şekilde yapılıyor. Aynı Top şekilde, halinde. aynı şekilde böyle tek içimlik hmm. ruby çikolatalı e, kahvelerimiz de var. Harika. Hatta evet. sıcak suyumuz var. Onu da yapabiliriz. Tamam. E, kokusunu almanızı evet. istiyorum. Peki onu da yapalım o zaman hızlı hızlı. Onu da yaparken. Siz onu hazırlarken ben şunu sormak istiyorum. Baharat, evet şekeroğlu baharat tamam. Kahveler tamam. Peki e, bu lokum, e, nerenin lokumu diyeyim? E, e, çok çabuk geldiniz, durun lokuma girmeyin. Şimdi bu da e, rubi çikolatalı kahvemizi yapalım. Aslında bu ürünün içerisinde bir ölçek var. Evet. Bu ürünü alanlar bu kahvemiz aynı zamanda... Hazır formda da yapılabiliyor. Tamam aynı şekilde. Yani şu kahvemiz de Hı -hı. Öl içerisindeki ölçekle Makinemde fincana rahat. koyduğunuzda evet. e hazır halde içilebiliyor. Hı -hı. Bu da pratik bir ürün. Fakat tek içimliği de var. Hı -hı. E bu iki formda hazırlanabiliyor. Hem cezvede hem pratik olarak fincanımızda Hı -hı. Harika. hazırlayabiliyoruz. Şöyle Tabii, sıcak suyumuz burada zaten. Bu tek kullanımlıklar yanımızda hemen çantamızda bulunabilecek bu her ortamda çeşidi. Evet. evet çok güzel evet bugün karıştırma kahve tadım karıştırmayı günü karıştırmayı siz yapın tamam kahve Olur tadım mı? günü oldu bugün evet. ruby hmm, çikolatalı kokusu kahve geldi kokusu direkt burnuma geldi ruby falan. çikolatalı kahve evet. e, gençlere çok hitap ediyor evet yani hani gençlerin kafelerde tükettiği e, çeşitli kahveler <laughs> var ya böyle meyve aromalı Çikolata aromalı kahve sevenler için bulunmaz bir şey. Ben böyle şimdi... milşek gibi böyle. Gözüm ekibimizden Fatma Nur'a takıldı. O tatlıyı çok sevdiği için. Şimdi eminim kokusu yavaş yavaş gitmiştir ona. Fatma Nur senin için özel yapacağım kendi ellerimle. Yayın sonrası. Evet gerçekten kokusu muhteşem. Hmm. Gerçekten çok başarılı Necmet Bey. Eyvallah. Gerçekten çok güzel. Yani... Şimdi bir kere bizim Güzel çalışma bir prensibimiz. Çalışma prensibimizde önce biz beğeneceğiz. Önce biz içeceğiz. Biz beğenirsek, hı hı. biz seversek, biz tüketirsek tüketicimize sunuyoruz. Kendinizin sunuyor. tükettiği şeyi Tabi Tabii. Yani e, hem işimize saygımız gereği, hı hı. hem tüketiciye saygımız gereği e, başaramadığımız ürün varsa o arge çalışmalar devam eder. Hı hı. Ta ki e, beğenilinceye kadar. Evet. Çünkü Yüzlerce demo yapıyoruz. Ee, Hı -hı. E, ürünü hazırladıktan sonra. Peki. Çikolatalı kahveye bayıldım. Eyvallah. E, Menengeç de valla geçti. Çok güzel. Lokuma gelelim. E, lokum e, Lokum Love markasıyla e, Hı -hı. lokumları üretiyoruz şu anda. E, fabrikamız Gaziantep'te. E, bu işe e, neden girdik? E, şöyle... Bizim hem online satış tarafımız var. şeker online'a girdiklerinde tüketicilerimiz hı hı. orada bütün ürünlerimizi yanında lokumlarımızı bulabilirler. Fakat bir farkımız var bizim evet. lokumlar olarak. Ee, biz butik lokumlar üretiyoruz. Hı hı. Yani piyasada endüstriyel anlamda tonlarca üretilen bir lokum değil butik anlamda çok kaliteli ve çok üst segment lokumlar üretiyoruz hı hı. biz. Zaten e, tadınca göreceksiniz. Hı -hı. Belçika çikolatalı. Hı -hı. E, lokumlar, katmer lokum dediğimiz bu aradakiler şey Şöyle fitil gösterelim lokum. Gösterelim ha. peki. Onlar katmer hı -hı. lokum. Tabii şuradan. Ha. Evet. evet. Bunun çok Şöyle göstereyim. Çeşitleri var. Evet, üst üste böyle. Katmer lokum dediğimiz e, üst segment bir lokum. Bunu tüketicilerimiz yediğinde hı, -hı. E, ...başka bir dünyaya gidecekler. Ee, gerçi şu anda anlatamayız onu lezzetini. Belki siz anlatırsınız <laughs> yediğiniz için. Çünkü bir parça aldım evet çok güzel. Bu lokum anlatılmaz yaşanır gerçekten. Ee, şu anda e, geçenlerde e, hem buradaki... E, e, ...World Food Fuarı'nda... Hı hı. ...hem geçen hafta e, Rusya'daki Moskova Fuarı'nda... Hı hı. Ee, ve bugün e yanılmıyorsam e bugün başlayan Almanya Köln şehrinde Anuga fuarında ürünlerimizi sergiliyoruz. Lokumlarımızı sergiliyoruz. Lokuma evet. evet. E yani bu ay bizim için fuar ayı oldu. Yani şekeroğlu bugünlere kolay gelmedi. Evet. Kolay gelmiyor. Hı hı. 20 yıldır fuarlara taşınıyoruz Arzu Hanım. Peki ben size hedeflerinizi sormak istiyorum. Nedir Şekeroğlu'nun hedefi? 20 yıldan beri fuarlara taşınıyoruz. Hı hı. Ve ürünlerimizi tanıtıyoruz. Hı hı. E, hatta bazen görüntüler de geliyor. Fuar görüntülerimiz de evet. geliyor ekrana. E, bizim e, hedefimiz büyük. Hı hı. Bizim zaten e, vizyonumuzda da yazar. Biz 2025 yılına kadar kendi perakende mağazalarını açmaya başlamış Avrupa'da ve Orta Doğu'da hem Türkiye'de o Avrupa'da ve Orta Doğu'da marka olmuş bir firma olmak istiyoruz yani şu anda biz Türkiye'de bir markayız kendi bölgemizde çok daha bilinen bir markayız fakat bu yetmez hem Türkiye'de hem Orta Doğu'da hem Avrupa'da iyi bir marka iyi bir firma olmak için mücadele ediyoruz çalışıyoruz. Çok e, iyi bir ekibimiz var. Biz bir aile şirketiyiz. Hı hı. Ondan bahsetmedim. Biz bir aile şirketiyiz. Biz 3 amcaoğlu başladık. Harika. Ee, bir tanesi rahmetli oldu aramızdan. Mekanı Onun çocuklarıyla devam ediyoruz. Hı hı. Mekanı cennet olsun. Ee, bizim çok iyi bir ekibimiz var. Bakın şu anda ekranda e, kurumsal danışmanımız hı hı. E, az önce geçti ekrandaydı. Ee, bir eğitim çalışmasında e, sürekli e, eğitimler veriliyor çünkü hı hı. hem bize eğitiyorlar hem personellerimize hem beyaz yakalıları, hem mavi yakalıları eğitiyorlar. Ee, bir Avrupa'da orta doğuda marka olmak, iki ihracatta çok iyi noktalara gelmek istiyoruz. Çünkü şu anda ihracatımız yaklaşık e, imalatımızın üçte biri gibi. Hı hı. Biz önümüzdeki yıl içerisinde ihracattik ihracattaki payımızı ciromuzun yüzde taşımak istiyoruz. Ee, i̇nşallah bunu bu ekiple e, başaracağımıza inanıyorum. Şu anda Türkiye'nin 65 ilinde ürünlerimizi pazarlayan bayilerimiz var. Hı hı. Ee, son olarak e, İstanbul Marmara bayimizle el sıkışmak üzereyiz. Harika, Çünkü olsun. biliyoruz ki İstanbul Türkiye'nin yarısı. Avrupa'nın göz bebeği. <laughs> ee, İstanbulsuz olmaz. Geç kaldığımız biliyoruz ama hazırlıksız gelmek istemedik İstanbul'a. Ee, bugünlerde el sıkışacağız inşallah. Ee, çok ciddi bir firmayla e, bayilik sözleşmesini yapmak üzereyiz. Ee, i̇nşallah e, Marmara'da da güçlü olur. Avrupa'ya buradan. Hitap ederiz diye düşünüyorum. İnşallah. Bu arada Enes de çiğ köfte yoğurma işlemini bitirdi. Artık son olarak şekil veriyor ve birazdan masamıza gelecek. Çiğ geleceğim. köftelerimizi şekillendiriyor. Evet. Şimdi e, şeker onu başarıyor bir şeyleri. Hı hı. Ama nasıl başarıyor? E, başarı asla tesadüf değildir derler. Hı hı. E, ben buna çok yürekten inanan birisiyim. Ee, başarı asla tesadüf değildir. Başarıyı yakalamak için başarı aşk gibidir. Onu ya, onu ona ulaşmak için çok uğraşmalısınız. Hı hı. Yakalamak için uğraşmalısınız. Ee, yani e, aşkı yakalayanlar başarıyı yakalamış olur. Bizde de işinizde başarılı olmak istiyorsanız onu aşk gibi göreceksiniz ve peşinden koşacaksınız. Ne güzel evet. Biz böyle inanıyoruz, böyle çalışıyoruz. Böyle inanan da bir ekibimiz var. Hı hı. Oğlum var, ortağım var, yeğenlerim var. Aile şirketiyiz. Hı hı. Ve hepsi Torun ayrı ayrı. Yanımızda. Torunlarımız geliyor. <laughs> ee, evet, onlar da hazırlanıyorlar. Evet. Ee, onlar şu anda e, Enes... E, Z kuşağı dış, geliyor yani. Dış ticaret okuyor. Harika. Ee, İstanbul'da, e, İstanbul Üniversitesi'nde dış ticaret okuyor. Hazırlanıyor. Ee, i̇nşallah kendini yetiştirdikten sonra... E, gelsin firmamızda evet. e, firmamızın bizde bizden alınan bayrağı daha ilerilere taşıma fırsatını bulsunlar. Onlar inşallah şeker onu daha ileriye taşıyacaklar. İnşallah. Peki çiğ köftemiz gelmeden size son olarak sormak istiyorum. Bizi izleyen izleyicilerimize en son neler söylemek istersiniz? Zamanımız bitti mi? Evet. Öyle mi? Evet. Son 1-2 dakikamız kaldı. Enes'i alacağım çiğ köfteyle ama son sözlerinizi bir almak istiyorum. Şimdi Şekeroğlu Baharatçılık, baharat ürünleri, kahve ürünleri ve diğer ürünlerle ilgili biz gerçekten kaliteli ürünler üretiyoruz. Tüketicilerimize ben teşekkür ediyorum. Bize bugüne kadar verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ben burada bizi konuk eden TGRT Televizyonu'na ve size de teşekkür etmek istiyorum böyle. Biz de çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Enes ellerine sağlık. Şey köfte geldi. Şunu nasıl ben mi göstereyim Fıratcığım? Şöyle alalım. Çok Enes ellerine sağlık. Ellerine sağlık vallahi. Ee, e, <laughs> şöyle göstermek istiyorum. Bu kadar pratik. 15 dakikada 15 dakikada Enes yordu. Ee, biz biz de yaparız vallahi evde bu kadar kolaysa her şey. içinde daha ne olsun? Evet. <laughs> Çok teşekkür ediyorum ben geldiğiniz teşekkür için. Ben teşekkür ederim sağ olun. Her zaman da bekliyoruz efendim. İnşallah. Çok sağ olun. Çok sağ olun teşekkür ederim. Evet şimdi sizlerden yine kısacık bir ara rica edeceğim. Aranın ardından Doktor Ahmet Özyazgan kök hücreyi anlatacak.